Merhaba. Bugün size çizimle uğraşmak istemediğiniz zamanlarda çizimlerimi indirdiğinizde nasıl kopyalayacağınızı anlatacağım. Normalde karbon kağıtları vardır. Genelde altına koyduğunuz zaman çizdiğiniz şeyi alt taraftaki zemine geçirir. Fakat sulu boyadaki zemin kağıdımızın üzerine karbon kağıdı ile geçirdiğimizde üzeri su tutmamakta. O yüzden bu tekniği kullanamıyoruz. Yani karbon kağıdından yararlanamıyoruz. Yazıcıdan almış olduğunuz çıktıyı örnek varsayalım. Bu desenimizi, kurabiye desenimizi örnek seçtim. Bunu kağıdımın üzerine aktarmak için yapmam gereken şey çok kolay. Tersini çeviriyorum. Bir kurşun kalemle, yani elinizde hangisi varsa onunla da olur. Ama yüksek 8B, 7B, 2B, 3B hiç fark etmez. Herhangi bir kurşun kalemle de olur. Arkasını çizimimizin geldiği yerlere, özellikle üzerinden çizeceğiniz yerlere gelecek şekilde güzelce karalıyorum. Yani bir nevi karbon kağıdı oluşturmuş oluyorum kurşun kalemimle. Nerelerden çizecekseniz oraları karalamış olmanız önemli. Deseniniz ne kadar büyük olursa olsun hiç fark etmez. Deseninize göre güzelce arkasını karalıyorum. Daha sonrasında çizim yapacağım kağıdıma. Özellikle hani yazıcıdan çıktı alırken kağıdınıza göre ayarlarsanız yerleştirmeniz de kolay olur. Kağıdın bakın sol üst köşesine güzelce yerleştirdim. Oynatmadan bantlayabilirsiniz. İsterseniz kaymaması adına kenarından küçük bir bantlayabilirsiniz. Ya da eğer küçük bir desen çiziyorsanız bantlamadan da yapabilirsiniz. Ama çizerken her ihtimalle karşı, kaydırma riskine karşı şöyle küçük bir bant yapıştırabilirsiniz. Sonra yine ucu sivri, güzel, sert kaleminizle çizimin üzerinden bastırarak güzelce bastırıyorum. Bu arada şöyle kağıdın ucunu kaldırıp bakabilirsiniz. Bakın geçiyor. Çizgilerimin üzerinden güzelce bastırarak geçiyorum. Kurşun kalem olduğu için altta oradaki kurşunlar sizin buradan uyguladığınız kuvvetle aşağı kısma geçiyor. Bu en azından size çiziminizin hangi ölçülerde, nereye, ne gelecek çok %100 bir çizim olmasa da bayağı bir yardımdı. Yani bu basit bir çizim. Evet, bunda her şeyini zaten çizmiş olabilirsiniz. Ancak daha detaylı resimlerde en azından dediğim gibi oranlı, düzgün bir resim yapmanızı sağlayacak önemli noktalarını da çizmiş olmanız yeterli olacaktır. Evet, şimdi kaldırıyorum kağıdımı. Bakın, her yeri geçmiş mi diye emin oluyorum öncelikle. Sonra komple kaldırabilirim. Şöyle yaklaştırayım. Evet, çiziminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur bu video. Teşekkür ediyorum.